Herkese tekrardan selamlar. Artık bu bölümde büyük ihtimalle keyif hislerini bitiririm diye düşünüyorum. Hani burada önemli bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Zaten trenin zırhını biz görmüşüz, almayı unutmuşum sadece. Onu zaten önceki videonun altına belirttim. Şimdi sadece şurada merak ettiğim bir eleman var. Ha, şurada. Onunla bir etkileşime girmek istiyorum. Şurada alabileceğimiz bir kuru kafe yoksa sıkıntı yaratabilir. Dur bir açalım şurayı. Evet, tek kullanımdan sonra toza dönüştüğünü belirtti Fane. O yüzden buradan geçişimiz olmayacaktır. Bu yerde de hiçbir şey yok. O yüzden ben ışınlanma ile karakterlerimi oraya geçirmek istiyorum. Savaşa girdik ancak ben buraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü sürekli olarak ışınlayacağım karakterlerimi. Yok. Ha, onlar çatışmaya girmiş. Tamam. O zaman çatışmayı yapacağız direkt. Bunların leveli 6. Sivili atışın içine atman yedim. İyiydi bu arada. Şimdi ben buradaki okçunun arkasına inmek istiyorum. Diyorum ki buradaki tek okçu ben olabilirim. Ancak iki vuruş birden yapmak istiyorum. Bu yüzden saklıyorum. Elementali sonradan seçeceğim. Odan vurabilecek mi? Peki. Buradan geçemeyeceğiz muhtemelen. Buradan geçemeyeceğiz, o yüzden kapıyı kırma gibi durumumuz da söz konusu değil, ancak hasar verebilirmişiz de adam pek uygun bir... Aa, vurabiliyor muyuz? Tamam, işime gelir. Şuraya yürüyeceğim hatta. Sürekli yandığı için mi can yeniliyor acaba? Yanın iskelet olduğu için. Şimdi öncelikle... Madem öyle... Toprak elementi çağırmak istiyorum. Aynı şekilde yaratık da öyle. Yüreklendir basalım. Burada fazla oyalanmak istemiyorum. Turu geçtim. Büyücüye vur gitsin. Bir tur daha. Aa, yetmedi. Ne? Kanayıcı mı? Peki. İlginç bir hitap şekli. Bayağı yaktı etrafı bu arada. Biz buradan o zaman çok iyi bunun arkasına geçebiliyoruz. Hatta şöyle biraz daha bıçakladık. Hatta adrenalin bastım. Bir de flare kullanacağım. Muhteşem. Şimdi Sibel'in canı biraz azaldı ancak kan elementi alamıyorum şu anda. Kan kalmadı etrafımda ateşle patlattığı için. Kendimi birazcık iyileştireceğim. Yanma da geçti bu sayede. Yine iki vuruş yapabileceğim. Tatsız ama öldüremiyorum. Öteki tur anca ölür. Buradan yapabileceğim bir şey yok. Yani anca Fane'e zırh basabiliyorum da gerekmez şu anda, geçtim. Sibel'i salar mısınız artık? Bak şurada Fane de var, Lohse var, yaratık var. Öldü benim Sibel. Yağmur yetiştirebiliyor muyum oraya? Yok. Çok tatsız oldu bu. Bir adet daha totem koyacağım. Çok ters bir yerde kaldı Sibel. Yapabileceğim hiçbir şey yok. En azından şu inerse... Ya da... Fane'le bunu öldürebilir miyiz acaba? Aa, hareket puanım yok. Çünkü daha demin harcadık. Ceset diriltebiliyor muyuz? Şu olur, o da çok uzak kalıyor. Şansımı deneyeceğim. Şuraya kadar yürüsek kendimizi patlatmak tamam. Bir hareket puanı bedeli. Ama yürürken ateşe dayanacak mı?
Helal olsun sana ceset parçası. Sebil değiyor mu acaba buna? Az Sebil değiyor sanırım. Yürüyebiliyor muyum acaba biraz geri? Ya da kenara. Tamam, Sebil'i içeri almıyor. Çok iyi. Bu yaratıkla da şuna vuralım. Bir... Ay, Sebil gene yanıyor. Pot. Ateş direnci diyor bu. Pot. 30 iyileştirse yeter şu anda. Bir adet vur. Çok iyi. Hemen dövüşten çık, dürülüye tak ulan. Çok güzel. Üstünü araştıramıyor muyuz şunu? Ha, şuradaydı. İmleç bakta kalmış. Şimdi sadece bizim karakterlerle... Ya sadece Sebil'e de konuşsak olur sanırsam. Şurada zaten bir kaynak yeri var. Şimdi şuradan bless kullanalım. Yine de ben bir kaydetmek istiyorum oyunu. Konuşalım hemen. Ben bless basmadım buna. Evet, iyi ki kaydetmişim burayı. İnternetten kısacık bir şeye baktım. Fane şu anda bless duruyor. Pardon. Bless derken yani kaynak puanı duruyor. Bunu farklı bir şekilde yapmak gerekiyormuş şimdi. Sebil'e şurayı nasıl ulaşamıyorsun? Allah aşkına bir adım basamak çıkacaksın Sebil. Elini kullan. Allah Allah. Şimdi buraya bir kan ulaştırmamız gerekiyormuş. Sanırsam Sebil'le şöyle bir can fedası yapsak. Bu adamın etrafında. Chorus doldu. Ha, kanamadan ötürü chorus doldu. Tamam, şimdi... Bless yeteneğini kullanacağız sanırsam adamın üstünde. Çok iyi. Becerdik. Savunmasızları esaret altında görmekten hoşlanmadığını söyle diyelim. Deli kaynak kralı duyduğunu söyle ve etrafta bazı marifetlerini de gördüğünü. Figür karamsarca başını sallar. Onun bunda ne rol oynadığını sor. O biri ölüm büyücüsü müydü? Kara sanatların zanaatkarı mıydı? Ha, bildiğimiz tarihçiymiş yani kendisi de dediği gibi. Al işte. Bu yazıların bazılarını görmeyi dert etmeyeceğinden bahset. Nerede olabilirler? Figürün mahvolmuş ete buruşup bir sert bakışa dönüşür. Keşfettiği şeyin ne olduğunu sor. Figür yavaşça başını sallar. I will not say. I spoke of it once and was damned to eternal hellfire for it. Were I to speak of it again, I could. O kadar büyük bir lanet olabilir mi üstünde hala ya? Ama Bracchus Rex bu yapabilir. Şimdi çok uzun zaman geçtiğini, Bracchus'un öldüğünü söyle, aradığı şeyi söylemene zarar getiremeyebileceğini söyle. Bracchus must have failed. Had he not, the world as you know it would be gone. What I learned of could still be out there. I will not speak of it. I won't risk having another Bracchus discovering it. Belirli bir ses ile onu ne bildiğini anlatması için zorlayabileceğini söyle. Through violence? I've already suffered more than any would think possible. There is nothing more. Konuşmasından sıkıldık, uzaklaşalım dedik. Only put you in danger. Leave this awful place. Go live your life, stranger. Thank you for freeing me. Yani peki, bir anda kaybolmasını da beklemiyordum açıkçası. Neyse. O zaman oraya gitmeden önce şöyle bir şey yapayım. Tüm yeteneklerimi açabileceğim, tüm yetenekleri, ekipmanları, her şeyi yapayım. Savaşa iyi, güzel bir şekilde hazırlanayım. Sonra direkt olarak savaşa atlayalım zaten. Sen git tüm hazineleri araştır ama şu yerdeki koskoca Tira'nın zırhını alma. Neyse, bunu da aldık. Son parça buydu zaten. Artık Tira'nın eserlerini tamamladığımıza göre onları bir kenarda bekleteceğiz. Son yeteneklerimizi de aldık. Tüm yapabildiğim düzenlemeleri yaptın. Artık Garrett'le konuşmaya gidebiliriz.
karakterler için alabileceğim tüm büyüleri aldım, eşyaları aldım, onları düzenledim ve artık konuşmalara geçiyorum. Yaklaşırken Gratiana sana doğru döner. Hareketleri şimdi daha hafiftir. Sesi daha sıcak ama yine de etrafındaki olay yüzünden öfkeli gelir. It would be a sweet joy to see the magisters chased from this land. But I fear all I will see today is death. Mahzende bir arındırma hastası bulduğunu söylememiş miydik? Söyleyelim. Şimdi, aynı zamanda bunlar birer satıcı olduğu için bir yandan bunlara bakın hani eksik olan sınıf yeteneklerini toplayabilirsiniz. Mesela ben Sevil'de dönüştür açmak istiyorum. Mesela bu yetenek önemli. Temel yeteneklerden birisi. Aynı zamanda bunları alarak da ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamazsınız. Mesela feni yetenekleri çok azdı. Şu yetenek yok mesela şu an. Şu yok. Cloak and Dagger yok. Önemli. Ötekiler var. Bunların hepsi pahalı tutuyormuş yalnız. Bir şekilde bunun bedelini karşıladık. Tamam, savaş ile ilgili bir şeyler dedi. Fane'e son yeteneklerini öğretmek istiyorum. Bunlar savaşta çok lazım olacak yetenekler. Aynı zamanda ben başkası için bir yetenek aldım mı? Tamam, dönüştür yeteneklerini sonradan kullanacağız. Şu Fane için... Şunları bir... Şifa X'de kullanamıyor zaten Fane. Şurada açıkçası savaş sırasında... Ether kullanamayız diye düşünüyorum. Verimli olmaz bizim için. O yüzden Sabotut Knight koyacağım. Şu şekilde de şunları düzenledik mi? Güzel. Tamam artık devam edebiliriz. Sevil'le konuşalım. Gareth'le oyunu da kaydettim. Gareth omzunun üzerinden bakar ve sesi sertleşir. Kaşlarını kaldır. Alexander şimdi nerede? Gareth arındırma hastasını göster ve ona çığlık atanlarla ile ilgileneceğini söyle. Hastasına uzanır ama dokunmadan önce geri çeker. To bleach his soul and sear his skin. O kadar da cani olmaya gerek yok bence. Bence de. From a wicked era. What would Lucian say, seeing me confront Go? Take down those shriekers. Çalık atanları indirdi de o zaman. Şimdi. Shriekers. I'll never get used to them. Don't let it see. Ne oldu? Doğmuş. Ne oluyor? Aa, bir saniye, çalık atanlar yok edildi. Oha Slain! Oha sen ciddi misin? Slain bizim için çalık atanları yok etti. Savaşmak için can attığımı söyleyelim. Slain sen adamın dibisin. Biz ayrılacağız, Alexander'ı meşgul edeceğiz, siz gemiye bineceksiniz. Peki, yardım etmesi için birkaç arayıcı olabilir diyelim. Menzilim olsun isteriz. Şu an yakın dövüşçü, sihir kullanabilen, iyileştirebilen herkes olabilir. İyileştiren herkes olsun ya. Yani asa ve kalkan güzel olabilir. Bir tane daha seçeceğiz galiba. Bu sefer de yakın mesafe dövüşçü isteyeceğim. Kerban diyelim. He'll see that some magister blood is spilled on the sand, I'm sure. What kind of seeker do you want at your side? Ha, biz yanlışlıkla değiştirdik mi? Tam kararımızı kesin olarak verdik. Savaş hazır olduğumuzu onayladık. Haberleri sakince alır. Sonuçlar hesaplarken bir an kendinden geçer. Bu yeni dünyayı kendisinden önce açıldığı gibi değerlendirir. Teşekkürlerin için kafasını sallar, sonra sesini yükseltir. Seekers, we move. You are Lucian's eyes and ears. You are his sword and his shield. Karakterimiz hala üşüyor. Bu üşüme geçmeyecek mi? Evet, en sonunda Sevil'in üşümesi geçti. Savaşa hazırız o zaman. En önden Kızıl Prens'le bir dalalım. Muharebeye giriş yapalım. Aa, Alexander da burada. Oo, Geist de burada. There you are.
the SKP. I feared you'd made it to Reaper's Coast by now. Anyway, you're here now. You know, Dallas and Friedemann warned me about you. Godwoken. Ha, Godwoken olduğumuzu öğrendi yani. You would only bring ruin to Rivellon. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. It will be me. Alexander'ın yüzüne gül. O gerçekten ağzından çıkan bu zırvalara inanıyor mu? Taking people away from their families, fitting them with these collars. Hadi ya. But I bear it. I can bear anything for the sake of the realm. Was the most important lesson, my for the realm. For your loved one. Please don't make this harder than it has to be. It's not your fault, but still. No, onu teslim olacağız yani. This must be the end of your journey, for the salvation of all Rivellon. Savunma duruşu al. Burada sonlanacak yol onunki. You stand no chance. Hiç şansım yok mu ki? Seviyen kaç senin? 8. Bizim seviyemiz kaç? 8 bizim de. Şimdi. O zaman can fedası yapalım. Şu an pozisyonumuz gayet güzel. Direkt olarak element seçelim. Yeni yeteneğimizi kullanmak istiyorum. Ancak menzilimizde 3 karakter var mı? Şimdi bir tane ok seçiyorum. Bir tane ok böyle seçiyorum. Ha, aynı rakibe bir tane daha seçebiliyor muyum? Güzel. Bishop'a seçeceğim tabii ki. Çok konuştu. Ooo, kritik de çakabiliyor. Çok iyi. Hatta yukarı bir pozisyona geçebiliyor muyum? Şuraya geçebilirim. Ancak çok önde kalırım. Şimdilik pas geçeceğim. Ooo. Kerben göster bakalım nelerin varmış senin. Seviye 7. Jules ölmüş bile yok artık. O zaman ben dost primlerimi çağırıyorum. Geistli büyüyle öldürmemiz iyi olabilir. Tamam. Şurayı su olarak çağıracağım. Elemental totem çağıracağım yine su olarak. Uzak duruş aşılaması yapacağım. İnkarnate'ime. Bu sayede onda da bir uzaktan vuruş olursa güzel olabilir. Ve herkese bir encourage basacağım. Aa, skaladı. Kötü oldu o. Şimdi şuna bir adet vuralım. Bir adet daha vurduk. Çok iyi. Büyük halkanı kırıldı. Ta oradan geldin yürüdün mü? İyi, iyileştir kendini. Jules, kendini güvene al. Yemek mi yedin savaşın ortasında gerçekten? Ne? Peki. Biraz fazlaydı sanki, o yüzden şaşırdım. Senin... Aa, menzil etmiyor. Yürürsek de o vuracak ama vursun gitsin. Bizim Kızıl Prens hasar mı yer? Şunu ben bir zehirlemek istiyorum. Aa, lan yetmedi mi? Tüh. Tamam, sıkıntı değil bizim için. Bir şopa kalkan fırlatalım. 79 hasar. Muhteşem. Oo, burada da varmış bir tane daha Magister. Onu ben pek dikkat etmemişim. İki kişi doğmuş mu? Yok, sadece... Güzel, kimse doğmadı şey olarak. Buradan oraya yetişebilir miyim acaba? Risk almak istiyorum. Şunun üstüne atlayabilir miyiz? Aa, sen ciddi misin? Arkasından dolanacağız demek ki. O zaman şuraya kadar gitmek istiyorum. Burada bekleyeceğim. Gitti yaratığıma mı atladı gerçekten? Sen manyak mısın? İyi, Lost'a güzel dojo da. Sıyrılma rüyünü taktım, işe yaradı gerçekten. Bu arada gerçekten dondu Sebil. Çok tatsız oldu bu. Bir tane daha mı suikastçı varmış? Bayağı fazlalarmış bunlar ya. Eyvah, eyvah. Ay, Sebil öne geldi çok fazla. O da yüreklendirilmiş bastı. Şimdi, siz bizi çok rahatsız ettiniz. Biz bir kan totemi de çağıralım. Üstümüzde çürüme gibi bir efekt yok.
Ben size bile güvence altına almak istiyorum iyice. Canını fulledim. Şimdi şuraları bir soğutalım mı? İkisinin de büyü direncini tamamen kırmış oluruz. Kıralım gitsin. Hatta bunu da üçlü yaptık, çok iyi. Eyvah, totemimiz kırdı. Tatsız oldu. Bunların zırhları daha duruyor. En azından ben giysi yeri düşürmek istiyorum. Çok iyi. Şu elemanı da, daha doğrusu ben etrafımdaki herkese kalkan basmak istiyorum. Tamam. Bu şekilde devam edebiliriz. Jules ölmüş galiba bu arada. Evet. Kerban kaldı bir tek. Jules'un ben o kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. İyi. Şimdi. Fen, geç şunun arkasına. Şunu bitmemiz lazım. Tam arkasına geçtik şimdi. Bitebildiğin kadar bit Fen. Gerekirse bas adrenalini. Flare yapacağım. Güzel. Oo, fena sektirdi. Bir saniye, orada kim? Sir Lora'ya mı vurdu o? Peki, Sibel'i iyileştireceğim ben yine. Şimdi buradan büyü direncini iyice azaltabileceğim. Giyisi öldürmek istiyorum ama. Şöyle bir atalım. Şununkini kıralım tamamen. Şimdi öncelikle bir Geist'ten kurtulalım. Oha, 120. Peki. Bayağı vurdum, beklemiyordum. Bunların zırhları fazla. Ben Bishop'a şuradan bir hava atışı yapmak istiyorum. 118, çok sağlam vuruyorum Sebil'le şu anda. Eyvah, low sekir oldu. Tamam, onun dışındakilerde bir sıkıntı yok. Ne oluyor? Oha, ne? Hiçlik yırtığı mı? Ona susup da dövüşmesini söyle, bu yaratık aranızda ayrım yapmayacak. Bence bu yaratığa fokus atmalıyız önce. Oha! Kalkanın canı da bayağı var. Kerban bayağı vurdu bu arada, helal olsun. Şimdi Lose'yle bir kendimizi iyileştirelim. Bu yaratığın ne yapacağı belli olmaz. Uzağa totem koymak istiyorum da mümkün değil ya. Kör olduğu için. Şunu donduralım be. Çok iyi. Şimdi Kızıl Prens'le... İyi, ikisini sektirdik. Sebil ne durumda? Sebil'e ben kalkan basacağım. Sebil çok önde kaldı orada. Hop, ikisini de devirdik, muhteşem. Tamam, o da ona vuruyor. Fain, sen bunu fokus atmayı bırakma. Biz bunu indireceğiz. Öteki turu indiririz. İyi, bir şopa basmadı. İçimize gelir. Yalnız yaratık çıktığı gibi bir anda fırtına başlaması efsane. Buradan şu kadına vuramıyormuşuz. Denemek istedim yine de şansımı. İyi, biz de incarnate'e şu yaratığa vuralım. Büyü direnci az nasıl olsa. Bunlar yaratığa vuruyor, ben acımadan bunlara vuruyorum. Yaratık ne yapacak acaba? Alan saldırısı yoktur umarım. Lose'ye gitme. Hayır, 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 hayır. Sal Lose'yi. Oha, ne? O neydi? O neydi? Ben şu suikastçıdan kurtulacağım. O neydi ya? Ama ondan kurtulmadan önce kendimizi güvene almamız gerekiyor. Kızıl Prens'i de iyileştireceğim. O da riskli bir durumda şu anda. Evet.
Kervan koru kendini, kalkan falan bas. Vurduğu hasar kalkanı falan deldiği için losa yok oldu. Kervan ne yapıyorsun? Her tarafı yaktın. Necrofire oldu bir de. Sakatlandı. Gerçekten bu yaratık sakatlanabiliyor mu? O kılıç vuruşuyla. İlginç. Şimdi herkes zehirliyorum o zaman ben. Boom, her tarafı patlattım, güzel. Şimdi Bishop'la mı uğraşsam, şu yaratığa mı girsem? Yaratığa gireyim ya. Bishop daha az tehlikeli şu anda. Ama sen gidip Kızıl Prens'e vurma. Heh, git o yaratığa vur ya. Sen de git yaratığa vur. Ben kendi de seni indireceğim üzgünüm. Aaa, sıka olmasın işte. Geist menzilde değil mi? Tamam, Jules'u canlandırdık. Jules, kusura bakma, bedenini kullandım biraz. Kullanıyorum daha doğrusu. Aaa, taşlaştı. İyi, tamam, öldürecek kadar güçlü bir vuruş yapmadı. O da iyi. Şimdi burada ya aşağı tarafta öldürmem gereken tek rakip Bishop var. Kullanabileceğim bir element yok şu anda. %60 hasar diyor ek. Şu şekilde vurursak ne olur? Oha, çok iyi. Bir defa daha vuralım böyle. Bishop sakın, sakın. Aha, Fane yer değişti. Bak bak, aldı pozisyona bak hele. Bak bak, herkese birden vuruyor. Ben bu Bishop'a acımayacaktım. Tam o yaratık öldü sayılır. Bıçak fırlatsam ölür müsün? Dur, sana geçtiğinde ölürsün ya. Bizim yukarı gitmemiz gerekiyor bir şopa. Aslında Cloak and Dagger vardı, neden kullanmadıysan. Patlatalım kendimizi. Boom. Çok iyi. Şimdi Stable'e geldiğimiz zaman buradan vurabiliyoruz. Şöyle bir yapıştıralım. Can fedası yapacağım. Element seçeceğim. Şuradaki okçuya... Aa, okçu nereye gitti? Bak bak, nereye gitmiş. Buradan alev topu... Vurur vurur. Aa, vurmadı. Kendimi mi yak? Gerçekten mi? Yol blokluymuş. O yüzden olmadı. Kendime vurdum salak gibi. Umarım Sibyl ölmez. Durumumuz kritik şu anda ya. Şimdi Fane'li Bishop'un oraya gideceğim. Kızıl Prens'in taşlaşma durumu geçmiş. Aslında şunu aşağı mı atsam? Ateşlerin içine. Hatta şu dostunun yanına üstüne atayım. İkisi de hasar etsin. Tamam, az hasar etti ama olsun. Şurada dursun Fane. Bizim için kötü oldu bu. Shop'a bir defa vuracağım. Bizde pot var mı? Lütfen pot olsun. Can potu kalmadı mı bizde? Her şeyi aldım, can potu almadım mı? Şunu tüketebiliyor muyuz? Çok iyi. Tamam. Öteki turu vuracağız. Ya bak, Sibyl'i vurup durma Bishop. Okçaya bak bak, Sibyl'in üstüne nasıl koşuyor bak. Aa, Fane vurdu. İlginç. Fane vurup geri mi indi? Manyak mı bu? Peki. Buradan birini daha diriltebiliyor muyum? Yok, o alan içerisinde birisi yok maalesef. Infect the target kullanalım o zaman. Güzel. Şimdi Shop'un içini bitiriyorum artık. Bye bye. Şimdi şu senin sefil okçunu mu öldüreceğiz?
Önümüzde duman olduğu için vuramadık. Sen hiç kıpırdama. Sen bir yere düş. Steril bir. Sıra geçtik direkt. Ağlama lan. Katiller diye bağırıyor bir de. Sizin bize çektirdiğiniz işkence nedir peki? Oh be. Ve Bishop Alexander olan bu arkı bitirdik dedim. Bu kadın da kim böyle? O bir adım öne atar, seni dehşete düşüren bir güçle boynunun arkasından tutarak kendine çeker. Burnu senin kulağında iki defa koklar, sonra ısırarak kulak memini iğne kadar keskin dişiyle delerliğine. O seni bırakır ve dilini dişlerinde gezdirerek sırıtır. Birazcık garip bir karşılama oldu ama kadının sesi oldukça hoşuma gitti, orası ayrı mesela. Görünüş de hoş. Şimdi hasta mıdır nedir diye de sormak istemiyorum da birinin kulağını götürerek yanını yokla. I can tell a lot from a little taste. The carnage on this. She leans back. O arkasına yaslanarak sana bakar ve sırıtır. Godwoken. You're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Ona yakın zamanda bayağı acayip şeyler duyup gördüğünü söyle. İstediğin tek şey bilmecinin ardındaki resmi görmek. Gözünde bilmiş bir yan bakış ile sana daha yakından bakar. Tristanduris ile tanıştık ve kutsama bahsetmeyi öğrettiğini söyledi dedik. Gözleri fal taşı gibi açılır. O neden bu kadar şaşırmış olup gözüktüğünü soralım. İçindeki büyük kaynak hazinesini çıkar ve Manili'yi kutsa. O yeni ortaya çıkan havanın altında derisini cızırdayan ellerini inceler. Büyü söndükçe seni tekrardan iyileşir. Bütün bedeni sakinleşmiş gözükmektedir. Falan filan. Ona kesin olmasını söyle, ne kadarından bahsediyor. Maester mı? Melody sana gemiyi işaret eder. Eğer bu mesajdan sonra bölgeden ayrılmayı seçersen tekrar dönmeyeceksin, dönemeyeceksin daha doğrusu. Açık görevlerin kapatılacak ve arşivlenecek. Oo. Önce sen tatlım. Ondan beklemesini istediyelim. Şu an bu Keyfisher'ı arkını tamamen bitirdik. Ben Lucy'yi burada bırakıp gitmek istemiyorum arkadaşlar. Lucy'yi lütfen bir kaldıralım. Sonra konuşabilirdik. Güzel bir başarıydı bizim için. Aynı zamanda etrafı lootlamak istiyorum. Çok güzel şeyler düşürdüğümüzden eminim. Özellikle... Aa, kervana falan yazık oldu ya. O biraz üzücü. Kızıl Prens toplayalım da şu eşyaları. Hani... Jules direkt kapışmadan öldü zaten. O yemek yedi. Savaşın ortasında yemek yemeye çalıştı. Ama Kerban güzel savaşı, takdir ettim kendisini. Şimdi bizimkiler... Tam bunları araştırdık. Bizimkiler şuradan gitti. Gemiye bindi sanırsam arkadan dolanıp. Şu an onlar gemideler mi? Gemi nerede şu anda? Gemi hatırlamıyorum. Burada bir yerdeydi. Şu tarafta kaldı galiba. Ha şurada. Şu işte Lady Vengeance. Bineceğimiz gemi. Tekneyle gideceğiz oraya galiba. Yok, bu da değil. Neyse, şu ileride bir yerde açacağız galiba. Oradan bineceğiz. O zaman şimdilik burada açık bir görevim olduğunu zannetmiyorum. Bakıyorum da çoğu şey zaten kapanmış. Ölümden kötü bir kader diyor. Ben tüm kavanozları buldum ve yok ettim sanırsam. Üstünde hala var mı? Olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hepsini buldum, yok ettim. Bug'da da kalmış olabilir, emin değilim. Yok çünkü. Hani hepsiyle karşılaştık diyebiliyorum. Dahası da varsa hiçbir fikrim yok artık. Çünkü üstümüzde başka kalmamış. Hani başka kapanmamış bir görev var mı? He, bu zaten ileriki zamanlarda. Yani burada başka yapılacak herhangi bir şey yok.
Güzel, görevlerimizin neredeyse hepsini bitirmişiz. İşte o dediğim gibi bir tane belki de ruh kapanı eksiktir. Onu yapmamışızdır, ondan emin değilim. Onun dışındaki adadaki her şeyi, tüm görevleri bitirdik, her şeyi gördük. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videoda yeni bir arka, yeni bir bölüme geçmiş oluyoruz artık. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.